Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte son dönemde hali karşımıza çıkmaya başlayan bir söylentiyi aslında aktaracağız. Aslında bunu tartışacağız diyebiliriz çünkü geçtiğimiz günlerde Xiaomi'nin en yetkili isimleri zaten akıllı telefonlara zam geleceğini açık bir dille ifade ettiler. Aslında bunu ifade etmeseler de anlayabilirdik. Neden? Çünkü piyasaya baktığımız zaman akıllı telefon fiyatlarının önemli oranda yükseldiğini görebiliyoruz. Gerçi son dönemlerde Türkiye piyasasında neye baksak fiyatların yükseldiği gerçeğiyle karşı karşıyayız. Yani iğneden ipliğe zam geliyor desek yeridir. Bir gün bir fiyattan X ürününü aldığımız zaman aynı X ürününü yarın aynı fiyattan alamıyoruz ne yazık ki. Bu durum ister istemez akıllı telefonlara da yansımış durumda. Genele baktığımız zaman akıllı telefon fiyatlarını ülkemizde dolarla kıyaslayabiliriz. Ama burada şu var arkadaşlar. Bizim bahsettiğimiz bu zam küresel bir zam. Dolayısıyla hani ülkemizdeki ekonomik durumla bir alakası yok. Yani dolar çıktı diye ya da ne bileyim Türkiye'deki vergiler arttı diye telefonlar zamlanmayacak. Küresel pazardaki bazı malzeme sıkıntılarından ötürü fiyatlar zamlanacak. Geçtiğimiz günlerde bu zamın %20-25 civarında olacağı söyleniyordu. Nitekim Xiaomi'nin en yetkili isimleri de önümüzdeki süreçte tedarikten ötürü yani parça tedariğinde yaşanan sıkıntılardan ötürü akıllı telefon fiyatlarının artacağını direkt olarak dile getirdi. Bu küresel pazarda boy gösterdikten sonra ülkemizde de hissedilebilir bir artış olacaktır. Tabii şunu belirtmek gerekiyor. Xiaomi'nin belirttiği zamlar yeni çıkan telefonları kapsayacak. Yani şu anda halihazırda satışta olan telefonları kapsamayacak. Dolayısıyla piyasaya yeni giren telefonların fiyatlarının normalin bir tık üzerinde olduğunu rahatlıkla görebiliriz. Zaten ismi fiyat performansla özdeşleşmiş bir marka olan Xiaomi bile geçtiğimiz günlerde satışa sunduğu amiral gemisi modellerinin fiyatlarını 21.000 TL ve 25.000 TL olarak belirtti. Düşünün, Xiaomi'den bahsediyoruz ve bu marka 21.000 TL, 25.000 TL diye iki yeni akıllı telefon fiyatı açıklıyor. Gerçekten duyduğunuzda inanamayacağınız bir şey diyebiliriz. Normal şartlarda baktığımız zaman üst segment telefonların bu fiyatlara satıldıkları zaten az çok biliyoruz. Fakat Xiaomi dediğimiz zaman zihnimizde nasıl bir profil oluşuyor? Apple amiral gemisi modelini 25 bin liradan satıyorsa Xiaomi o zaman dersiniz ki ya 10 bin liradan falan satar, 12 bin liradan falan satar. Hadi günümüz koşullarında 15 bin liradan satsın. Ama kalkıp da 25 bin liralık bir fiyat etiketi açıklaması herkesi şaşırttı. Lakin bu artık genele yayılmış bir durum. Yani Xiaomi'yi burada suçlamamak gerekiyor. Baktığımız zaman başka bir Çinli üretici Vivo orta segment modelini ülkemizde 14 bin liradan satışa sundu. Diğer markalara baktığımızda da aslında değişen çok fazla bir şey yok. Giriş segmentindeki cihazlar şu anda arkadaşlar 6-7 bin Türk lirası aralığında satışa çıkıyor. Yani en ucuz giriş segmenti modelin 6 bin ya da 7 bin lira olduğunu söyleyebiliriz. Bu durum bizleri şaşırtıyor mu? Artık alıştık. Ama önümüzdeki süreçte gelecek olan zamlarla birlikte yeni duyurulan telefonların fiyatlarının 10 bin TL'ye geçmesi bekleniyor. Yani yeni giren, piyasada karşımıza yeni çıkan bir cihaz muhtemelen artık 10 bin Türk lirası ya da üzeri bir fiyattan satışa sunulmuş olacak. Bu durumu tetikleyen en önemli etken ise sizlerin de az çok tahmin edebileceği üzere çip sıkıntısı. Çip sıkıntısının biz var olduğunu zaten biliyoruz. Hatta herkes biliyor, tüm dünya biliyor. Fakat bunun şimdiye kadar akıllı telefon fiyatlarını etkileyeceği net bir şekilde ifade edilmemişti ki Xiaomi bunu ifade edene kadar. Xiaomi direkt olarak yetkili ağızlardan çip sıkıntısının telefon fiyatlarını artık yansıyacağını kabul etmiş oldu. Muhtemelen bu sadece Xiaomi ile sınırlı kalmayacaktır. Yani Apple'dan Samsung'a kadar tüm markalar akıllı telefon fiyatlarını arttıracaklardır. Kalkıp da kimse kar marjından kısmayı istemeyecektir ki. Zaten Android tarafındaki pek çok marka kar marjını özellikle orta segment cihazlarda çok düşük tutuyor. Dolayısıyla burada maliyet arttığında kar marjını daha da kısmak istemeyeceklerdir arkadaşlar. O yüzden önümüzdeki süreçte zamlara hazırlıklı olmamız gerekiyor. Tabii şunu tavsiye edebilirim sizlere. Malum şu anda piyasada 5G destekli pek çok model mevcut. Eğer durumunuz varsa ve akıllı telefon alma gibi bir niyetiniz varsa 5G destekli bir cihazı satın alabilirsiniz. Neden 5G? Önümüzdeki süreçte Türkiye 5G'ye geçeceği için sizin de yeni bir telefon alma ihtiyacınız ortaya çıkabilir. Eğer ben 5G'ye geçtiğinde yeni bir telefon almak istemiyorum, aynı zamanda 5G'den de yararlanmak istiyorum diyorsanız o zaman 5G destekli bir telefon almanız sizin açınızdan çok daha olumlu olabilir. Halihazırda şu anda bile ülkemizde
8-9 bin Türk lirası civarına 5G destekli cihazlar almanız mümkün. Fakat birkaç ay sonra muhtemelen bu fiyatlara 5G destekli bir telefon almanız mümkün olmayacaktır. Mevcut süreçte maaşlara herhangi bir zam gelmeyeceğini de hesaba katarsak şimdi alacağınız bir telefon sizi belki de 3-4 bin lira masraftan kurtaracaktır. Evet, bu videoda sizlere gelecek zamlardan bahsetmek istedik. Aslında bu konuda sizleri uyarmak istedik de diyebiliriz. Eğer bir akıllı telefon alma niyetiniz varsa çok geciktirmeden yeni bir akıllı telefon almanızı tavsiye ederiz arkadaşlar. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.